Hadi konuyu değiştirelim. Kayınvalidelerimden Sevilay Hanım, gelini miyası hakkında yıllar öncesine dair itirafta bulunmuş ve şaşırtmış. İzleyelim. Neydi ki? Ya ben bu kıza ne zaman sinirlensem eskiden bana yaptıkları şeyler aklıma geliyor. Biz bunu istemeye gittik. Kahve yapılır yani istedik. Kahvemizi içelim dedik. Şimdi kız istemeye gittiğinde kahve kime tuzlu gelir veya acı damada gelir? Damada. Miyase Hanım ne yaptı? Bana demeyin. İki kahve geldi. Gayet normal hemen içtim. Bir yandım. Nasıl burama? Acı biber, tuz. Bir kaynananın kahvesine konur mu? Reflü var bende. Böyle acı bir şey yediğim zaman şey. Orada oğlum da bana düşkündür. Hemen de hastaneye götürelim. Yani nasıl yanıyor midem böyle? Kötü oldum. Bayılacak duruma düştüm acıdan. Orada devam ettin de devam edelim diyor. Bir de kız arkadaşları video çekiyor yani istemeyi çekiyor. Umurunda değilim ya ben orada ne olmuşum ne etmişim hala isteme devam etsin diyor. Neden yaptım bunu diye sorduğumuzda da bize dediği cevap neymiş efendim? Kayınvalide o acı kahveyi içerse gelininin tüm acılarını çekmeye razı olurmuş. Amasya'nın var mı Amasya'nın da böyle bir adet? Ben de öyle bir şey duymadım. Hiç kaynan sana yapmadılar değil mi? Yo ben ya, duymadım. Beyhan Hanımcığım o kahveyi içtim. Ya yandım bittim bayılmak üzere yani ondan sonra istemeden sonra zaten oğlum beni acile götür. Hadi hadi diyor bana hala ben orada bayılacağım koltukta gitti yanıyorum. Yani artık midem gitti kavruldu. Onlar neden diyor veriyormuşlar öyle? Ben soramadım orada zaten acile gittik biz. Normalde o acı kahveyi sen ama değil de damat içmez mi? Damada ben öyle yapılıyor. Biliyorum. Evet kayınvalide hiç duymamışım. Daha gelmeden demek ki acıyı tattırmış sana. Bir şey söyleyeyim. Zorlu bir gelin olduğunu kafadan bir hissettirdi bana. Ay ben şöyle bir şey ilk başta komikmiş gibi geldi ama sonra acile falan gitmen tatsız olmuş. Miyase acı kahve olayını bilmeyen yoktur da kayınvalideyi ilk defa duydum ben. Nursel Hanım şöyle tuzlu kahve Özgü'ye damada götürülür bizim Amasya'da. Tamam. Acı kahve de kayınvalideye götürülür. Yani onda da pul biber ya da karabiber atılır. Evet onda da şöyle kayınvalidem doğru söylüyor. O acı kahveyle birlikte işte gelinin bütün zorluklarına, bütün acılarına göğüs gerebilecek mi? Bütün acılara rağmen o gelini başının üstünde taşıyabilecek mi? O anlamdadır. Bence ama Miyase... Yeşim Adıyamanlı. Yeşim sana tuzlu şey acı kahve yapmaz ki. Onlarda öyle bir adet yok. Ama sen sonuçta biliyor musun Beyhan abla? Tamam da Yeşim Adıyamanlı da ben Amasya'da hiç kız istemeye gittim. Vallahi senin bir tane oğlun var. Bir tane. Sana niye yaptın? Ama adetini bilir yani Amasya'lı olarak. Ben bütün sülalemin kız istemesinde ben varım. Hiç böyle bir şey duymadın mı? Vallahi 56 yaşından bilmiyorum. Beyhan teyze benim annenem senden de büyüktür. Annem de, babam da, işte diğer halalarım da hepsi de aynı bence şekilde Miyase, yani. Bence Miyase siz Sevilay'ı denediniz. Nasıl? Hasta ya zaten acı da verek de. Hayır onda acıda da şöyle Nursel Hanım çay kaşığı var ya çay kaşığının ucuyla pul biber attım abarttı orada da. Bir nasıl, şey yoktu. Nasıl hastanelik oldu? Hastanelik ya, oldum diyorum. Kayınvalidemin daha önceki hastanelik olaylarını da duydunuz Beyhan teyze. En iyi siz bilirsiniz. Sevilay abla reflün olmasa aslında böyle komiklik olsun diye yapılmış ya. Hiç çaktırmadan içer miydin? Hani onun... Bilmemiş ki. Ben şimdi eğer yudum yudum içmiş olsaydım belki bunun şeyine katlanırdım. Ben normalde evde de kahvaltıda da bir kahvaltıda 4-5 bardak birden bitiririm. Hızlı içerim. Yani bir yudumun bir kere de içtiğin için bir kere de içtiğim için kötü. O yoksa aslında bozulmaz mıydın? Güler geçerdin. Oğlumun mutlu günü ya. Beyhan abla sen sana yeşim böyle bir şey yapsa istemedi. İçmem. Ne yaptın böyle kızar mıydın? Niye yaptın bana ben damat mıyım dedim. Ben içerdim gene de. Öyle mi derdin? Ben zaten, damat mıyım derdin? Ha, derim. İçecekse acı kahveye damat içsin bana ne? Ben içmem. Niye böyle yeşimin acıları sana ağır mı gelir? Yeşimin acıları bana ağır gelmez. Tamam benim ben onun illa gelmeden orada zehir beni zehirlemesini mi istedim? Yok artık içer canım. Ya. Burada böyle dediğine bakmayın. O gelenek görenekler çok sever de. İçmiyor. Böyle şeyleri. Ama bilmiyor ya mesela bir anda kayınvalide. Ben de hiç duymadım onun bak. Onun bilmediği bir şey yoktur. O kadar gezdim. Bilmiyor işte bak.
yok olsa diyorum, hani böyle bir adet olsa bilir yani. Nursel İçeride. Hanım normalde hastanelik edecek bir acılık yok. Kayınvalidem ya sıcak bir şey yavaş yavaş içer bir insan. Dur. Sıcak şey fincanda kahve direkt yok diye canım, götürdü. Canım bazısı öyle kaynıyor. Ben öyle sıcak normalde seviyorum. Öyle içmez ki. Orada yani, heyecana geldi beni şimdi, istemedi. Şöyle bir durum var. Sen kadına orada inanmamışsın. Bir acile gitmiş. Evet. Kaç yıl geçmiş yıllar sonra bak tekrar anısını paylaşmış. Evet. Şimdi diyorsun ki yine abartıyor. Hastanelik oldum diyorum. Nursel Hanım benim kayınvalidem. Parmağının ucuna iğne bassa elim koptu der. Öyle bir insan. Orada da hastaneye gittiler. Eşim dedi ki aşkım ne normalde bir haftada geçebilecek bir şey. Hızlı içtiği için. Hani biraz midesinde problem var o kadar. Ama ben zaten göz göre göre onun midesini çok kötü yapacak bir şekilde yapmam. Biliyorum rahatsızlığını. Çay kaşığının ucuyla pul biber attı. Ne görev var, niye koyuyorsun ya? Böyle adet mi olur? Niyeyse. Hala aklıma şimdi geliyor. Burada çok yeni evlenen Deniz var. Naci Hanım'a soruyorum. Siz istemeniz daha çok taze hatıranızdadır. Böyle bir adet var mı sizde? Acı kahve bizde, yaptı mı damada? Damada ama benim gelinim çok az bile koydu. Damada. Ne oldu? Yani damada tuz koydu, kahvesine çok az koydu. Ona bile kıyamadı, hani çok tuzlamadı. Normalde bizde Trakya'da çok kahveye tuz atarlar. Ki tuzlu olsun diye. Bizde yok böyle bir adet. Kayınvalideye yapılmıyor. Hiç duymadım. İlk defa Sevil'e yanımda duydum. Böyle çok naif, böyle minnoş bir gelinin var ya. Sanki senin gelinin sana böyle acı kahve yapsa, yanacağın bir kahve yapsa sen onu içersin gibi. Midemde tabii reflünün ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çok da tedavisini gördüm. Yani iyi ki orada fenalaşmadınız. Fenalaştı yani reflüm olduğu için acillik içemem ol. Ama öyle bir hastalığım olmasa zehir olsa orada içersin. Orada içerim de artık dışarıda ne olur bilemiyorum. Bak ne güzel ama söylüyorum. Ama Sevil Hanım bence bu acısıyla tatlısıyla hani gelinin böyle bir şey yapması hani bunu andırdığından değil de ben şöyle düşünüyorum. Gelinin size şimdiden nasıl bir gelin olacağına dair küçük bir fragman yapmış gibi söyledim bir şey. Söyledim zaten içeride onu. Bir dakika benim gelinliğimde ne varmış? Nasıl bir gelinmişim? Hayır. Neyse bunları sonraki günler ben sizi çok konuşturmayacağım. Şey, kayınvalideme sordum yok, ben. Yok tamam, demiş yok tamam. Demiş şey içeride kayınvalide. Siz bence muhatap olmayın şu an. Birbirinizi yanlış anlıyorsunuz evet, çünkü. Evet yanlış anladım.